Kübra sormuş. Merhabalar, derslerinizi bir süredir izliyorum ve son zamanlarda bir şey anlar gibi olduğumda ya da anladığımda ağlamak geliyor içimden ve geçen yine dersinizi izlerken öyle çok ağladım ki durduramadım. Kendimi acaba bir şey yanlış mı yapıyorum diye düşünmekten de alamadım kendimi. Arkadaşlar, yanlış bir şeyimiz yok ki, ağlamamız normal. Ben de maneviyata geldiğim zaman çok ağladım ve hala da ağladığım yerler oluyor. Kitaplarda duygusal bazı nüanslar yakaladığım zaman ne demek ağlamak? Bizler varlık olarak hissi varlıklarız. Ve hissi varlık olduğumuz için de öncelikle hissetmek zorundayız. Ağlamak demek hissettiğim duygusal bir şeye aklımla mutabakat getiremedim henüz demek. O yüzden ağlamamız problem değil, sıkıntı da değil. Maneviyatta birçok duygusal koşuldan geçtiğimiz için ağlarız. O yüzden biz kahramanız, ağlamayız, hotlu dotlu diye bir şey yok maneviyatta. Ben de ağladığım çok oldu. Hala olur. Onu da söyleyeyim. Biraz önce dediğim gibi. Çünkü kitaplarda bazı duygusal şeyler var. O duygusallıkları maneviyatta yaşadığımız zaman tak birden jeton düştü dedikleri olay oluyor. Şimdi akabinde o yaşanan duygusal şeye yaradanın aklını eklemek zorunda kalacağız. Maneviyatta ilerleyişimize anlam getirmeye çalışacağız. Maneviyatın en büyük basamaklarında bir kabalistler bile diyor. Rabbi Yossi oturup ağladı diyor. Ondan sonra Rashbi oturup ağladı diyor. Rashbi oturdu ağladı, söylesem bir türlü, söylemesem başka türlü. O yüzden var öyle durumlar. O yüzden maneviyatta ağlamak hiç şey bir şey değil. Ayıp bir şey değil. Olumsuz bir şey hiç değil. Ağlamıyorsa kişiye garip gözüyle bakarım. Çünkü duygularımızın taşması demek. Yani aklım duygulara akıl erdiremiyor. O yüzden duygularım aklımı aştığı zaman gözyaşı olarak düşer. Kabın taşması gibidir bu. O yüzden gözyaşları gözlerden geliyor. Ne demek gözler? Gözler erdemliği temsil eder. Henüz erdemliğim yok yaşadığım koşullara. O yüzden oradan gözyaşı dökülür. Bu hiç sorun değil. O yüzden yanlış bir şey yapmıyorsun, merak etme. Ağlamasan derim ki yanlış bir şeyler yapıyorsun Kübra.